Herkese merhaba. HTC'nin üst segmenti One serisi akıllı telefonlara emanet. Orta segmentte ise Desire serisi telefonları görüyoruz. HTC Desire 820, HTC Desire serisinin üst segmentinde, üst ucunda bulunan bir model. HTC Desire 820 plastik gövdeye sahip bir telefon. Yekpare plastik gövdesi telefonun bir hayli kaliteli oldalasını fazlasıyla veriyor. Telefonun yumuşak ve cilalanmış yüzeyde telefonu kullanırken kendinizi bir hayli hoş hissetmenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda telefonun etrafını çevrilen çerçeve ve buna uygun şekilde arkada kameranın etrafına, flaşın etrafına ve görmüş olduğunuz tuşların etrafına yerleştirilen çerçevelerde telefonun estetiğine biraz daha fazlalık katmış oluyor. HTC Desire 820'nin farklı renk grupları var ve böylelikle telefon her zevke, renge hitap etmiş oluyor. HTC Desire 820'nin 5.5 inç ekranı bulunuyor. Bu 5.5 inç ekran 1280x720 piksel çözünürlüğe sahip. Piksel yoğunluğu nispeten düşük. Bu da ekrana yakından baktığınızda pikselleri fark etmenize neden oluyor. Ancak telefonun genel olarak yüksek bir kullanıcı deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Elde ettiğiniz keskinlik tatmin edilebilir seviyede ve böylelikle de HTC Desire 820'de film izlerken, oyun oynarken veya internette gezinirken yeterli faydayı sağlamanız, elde etmeniz mümkün oluyor. HTC Desire 820'nin 5.5 inç ekrana sahip olması telefonun doğal olarak daha yüksek bir yüzey alanına sahip olması anlamına geliyor. Ancak telefonun 8 mm'nin altındaki kalınlığı ve görmüş olduğunuz gibi yuvarlak kenarları sayesinde telefonu tek elle tutarken olabildiğince rahat etmeniz mümkün oluyor. Aynı zamanda görmüş olduğunuz tuşlarda telefonu her iki elle de tutarken rahatlıkla erişebileceğiniz noktalarda bu da kullanışlılığı arttırıyor. Telefonun boyu biraz uzun, bu da özellikle küçük ceplerde taşırken biraz sorun çıkarabiliyor, ancak ince oluşu sayesinde ceplerde biraz daha rahat taşındığını, çok da sorun çıkartmadığını söylememiz gerekiyor. Ekranın üstünde ve altında BoomSound destekli hoparlörler var ve bu hoparlörler yüksek ses çıkış şiddetine sahip. Telefonda film izlerken veya müzik dinlerken gerçekten bu hoparlörler fazlasıyla yeterli oluyor. En yüksek ses seviyesinde bile parazit yapmadan yüksek kaliteli ses deneyimi elde etmeniz mümkün oluyor. HTC Desire 820'yi kullanırken fazla bir hoparlör desteğine, harici hoparlör desteğine ihtiyacınız olmayacaktır. Telefonun ön tarafında 8 megapiksel kamera yer alıyor. Arkasında da 13 megapiksel otomatik olarak LED flashlı kamera var. Kamera arayüzü HTC'nin diğer telefonlarından alıştığımız kamera arayüzü ve bu kamera arayüzü oldukça kullanışlı. Modlar arasında geçişi görmüş olduğunuz ikon yardımıyla gerçekleştiriyorsunuz. Kamera ve selfie modlarının yanı sıra bölünmüş çekim var. Bölünmüş çekimde önce arka, daha sonra da ön kameranın görüntüsü çekiliyor ve bu iki görüntü birleştiriliyor. Görmüş olduğunuz fotoğraf kabininde ise arda arda 4 tane selfie fotoğraf çekiliyor ve böylelikle de bu selfie fotoğraflar birleştirerek ortaya ilgi çekici çalışmalar çıkartmak mümkün oluyor. Şöyle çekmiş olduğumuz bölünmüş çekim örneğini gösterdiğimizde neden bahsettiğimizi anlayacaksınız. 8 megapiksel selfie kamerayla çekilen ve arda arda eklenen bölünmüş çekim görüntüleri bu şekilde kompozisyonlar, eğlenceli kompozisyonlar elde etmenize olanak sağlayacaktır. 8 megapiksel kameranın çözünürlük bakımından oldukça iyi olduğunu söylememiz gerekiyor. Gerçekten sizi güzel selfie'ler bekliyor. HTC Desire 820'nin kamerasıyla arka kameranın da tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Görüntüler, renkler biraz soluk görünüyor. Ancak genel olarak tatmin edici bir deneyim sunduğunu söylemek gerekiyor. Aynı zamanda arka kamerayla Full HD video kaydı da gerçekleştirebilirsiniz. HTC Desire 820'de Qualcomm Snapdragon 615 işlemci var. Bu işlemci ortalamanın biraz üstüne bir performans sergiliyor benchmark testlerine baktığımızda. Pratikteki durum da çok kötü değil. İnternette gezinirken web sayfalarında kaydırma işlevlerini veya ekran büyüklüğüne göre ölçekleme işlemlerini hızlı şekilde gerçekleştiriyor. Aynı zamanda oyun keyfi de bu telefonda tatmin edici seviyenin üstünde, bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçekten de geçişlerde oldukça iyi şekilde yapılıyor. Yani performans açısından HTC Desire 820 sizi çok fazla hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Android 4.4.4 KitKat var şu anda bu telefonda çalışan ve bunun üzerinde de Sense 6 kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Sense kullanıcı arayüzünde görmüş olduğunuz Blink Fit önemli bir rol oynuyor. Yakın çevrede veya dünyada neler olup bittiğini bu bölüm sayesinde görme fırsatı elde edebilirsiniz. Ancak istediğiniz takdirde Blink Fit'i de kaldırmanız mümkün. Bunun dışında çeşitli HTC uygulamalarını ve Google'ın Gmail, haritalar, Google Plus gibi uygulamalarını da bu telefonda görüyoruz.
eksiksiz bir Google deneyimi HTC Desire 820'de de sizi bekliyor. HTC Desire 820 bir akıllı telefon için 2000 lira seviyesinde fiyat ödemek istemeyen, para ödemek istemeyenlere hitap eden bir akıllı telefon. Tabii fiyatı 1500 TL civarlarında geziniyor. Ancak para veririm ancak çok çok fazla para vermek istemem diyenler için HTC Desire 820 değerlendirme listesine alınabilecek telefonlardan bir tanesi. HTC Desire 820 ile ilgili çekilen fotoğrafları ve örnek videoyu da teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.